Guten Morgen Almanya, Goedemorgen Hollanda, Good Morning İngiltere, Bonjour Fransa, Günaydın Türkiye, Günaydın Avrupa, Günaydın bütün dünya. Değerli izleyicilerimiz, TRT Türk ekranlarına hoş geldiniz. Bugün haftanın son programı Cuma günündeyiz. Herkese hayırlı cumalar diliyorum. Bugün programımızda aile içi huzuru konuşacağız. Aynı zamanda sizin de çok yakından takip ettiğiniz, ekranlarda görmeyi sevdiğiniz bir isim konuk oluyor. Şoray Uzun. Sormak istediğiniz sorular olursa bizimle irtibata geçebilirsiniz. Telefon numaramı hatırlatmak istiyorum. 0090 505 756 0206. Evet sevgili izleyicilerimiz, hazır mıyız? Günaydın Hayat başlıyor. Atalarımızdan kalan bir söz bize şöyle der: ne para ne pul, yalnızca seven bir kul, biraz da huzur. İşte hayat budur. Öyleyse nedir huzur? Hepimizin ihtiyaç duyduğu o şey mi? Uzman aile danışmanı, yazar Saliha Erdim stüdyomuzda anlatıyor. Huzur kaybolunca ailede neler değişir? Eşler nelere dikkat etmelidir? Biz onu Şoray Uzun Yolda programıyla tanıdık. Sonra ise 80'lerin Ahmet'ini bağrımıza bastık. Hikayesini bir de kendi ağzından dinleyelim dedik. Oyuncu sunucu Şoray Uzun bizlerle. Avrupa'nın farklı şehirlerinden birbirinden ilginç konularda canlı bağlantılar. Hafta sonu için çocuklarınızla kolayca hazırlayabileceğiniz tarifler Günaydın Hayat mutfağında. Kıtırlığıyla ağzınızda lezzet patlaması yaratacak mercimek cipsi, sağlıklı bir atıştırmalık, hurma topları. Şef Uğur Ozan Güneş stüdyomuzda. Sizler de bize ulaşabilir, merak ettiklerinizi, soru ve önerilerinizi canlı yayında paylaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız +90 0505 756 0206. İnternet adresimiz www.trtturk.com.tr. Günaydın Hayat başlıyor. Evet sevgili izleyicilerimiz, biliyorsunuz ki bu hafta mutfağımızın konuğu Şef Uğur Ozan Güneş. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Günaydın. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Bugün de çok iyiyiz. Bugün neler yapıyoruz? Bugün mercimek cipsi yapacağız. Bir de bir atıştırmalık hurma toplarından yapacağız. Üç farklı çeşidi olacak bunların. Dışarılarını, dış yüzeylerini farklı kaplayacağız. Birini fındık unuyla, Antep fıstığı tozuyla ve Hindistan ceviziyle. Ama içlerinde yine farklı farklı şeyler olacak. Mercimek cipsiyle başlayalım isterseniz. Hemen başlayalım. Çok basit, çok mercimek pratik. Cipsi olur mu diye düşündüm. Oluyor, gayet güzel oluyor. Tabii bir patates cipsinden bir farklılığı var. Birebir aynısı gibi olmuyor. O çıtırlık belki yakalanabilir ama tat olarak biraz farklı bir şey. Daha sağlıklı her evet, şeyden kesinlikle. Önce. Çünkü kızartma değil, fırında yapacağız biz bunu. İçerisinde zeytinyağı olacak. Ve bunu dilerseniz herhangi bir bakliyattan da yapabilirsiniz. Mercimek olmak zorunda değil. Nohuttan da yapabilirsiniz. Fasulyeden yapabilir miyiz? Kuru fasulyeden de olabilir. Bakliyatlar biliyorsunuz gaz yapabiliyor. O yüzden içerisine belki bir miktar kimyon ekleyebilirler bu cipsi yaparken. Tadı etkileyebilir ama daha rahat edeceklerdir tükettikten sonra. Ben hemen başlayayım size nasıl yapıldığını göstereyim. Hemen başlayalım. Bu mercimekler yaklaşık birkaç saat böyle sıcak suda bekletildi. Ardından süzüldü ve burada bizi bekliyordu. Şimdi ben yaklaşık 1,5 su bardağı kadar. Kırmızı mercimek. Kırmızı mercimek, yeşil de olur fark etmez. Yine her yere döktüm. Çok sokarım. Şimdi sanırım bu kadarı yeterli. Evet. Bunun içerisine... Ne kadar oluyor? Ölçüleri izleyicilerimiz şu an ekranda görüyor. 1,5 su bardağı kadar. İçerisine limon ekliyorum. Yarım limon suyu sıkıyorum. Bu haşlanmış mercimek. Haşlanmamış, hayır. Sadece kaynar suyu. Kaynar suyu bekletilmiş. Bir kap içerisine mercimeği koyduk ve üzerine kaynar su ekledik. Öyle bir 2-3 saat bekledi. Suyun sıcaklığıyla beraber hafif yumuşadı. Biraz suyu emdi ki blenderden rahat geçirebileceğiz. İçerisine yaklaşık yarım su bardağı kadar zeytinyağı ekliyorum. Tuzunu. Dediğim gibi hafif biraz kimyon koyalım. Burada karabiberimiz de var. Bu baharatlardan ekleyeceğim içerisine. Ben yine çocukların bakış açısından bakacağım. Çünkü hani çocuk olunca anneler öyle düşünüyor.
Sever mi sevmez cips mi tadını? Cips çok severler. Hı hı. Onlara alternatif olarak mercimek cipsi sunabiliriz. Evet, kesinlikle. Çok güzel bir tarif çok oldu. Çok daha sağlıklı. Gerçekten pratik bu arada. Çok bir uğraşı yok. Hepsini bir rondoya, blender'a koyuyorsunuz, çırpıyorsunuz. Yağlı kağıt serdiğiniz bir tepsinin üzerine yayıp fırına atıyorsunuz. Bulaşık da çıkmıyor. Zamanınızı çok öldürmüyor. Bunu ben tarhanadan yapıyordum biliyor musunuz? Tarhanadan da olur. Aslında temelde mantık şu, çok ıslak olmayan koyu bir harç elde edip onu böyle incecik fırın tepsisine yayıp fırında kurutmak. Ne tarz bir hamur yaparsanız yapın zaten benzer bir sonuç elde edeceksiniz. Hı hı. Dediğim gibi kuru fasulyeden de olur, nohuttan da olur, tarhanadan da olur. Tarhanayı yine böyle bir, çok azıcık sulandırarak yine macun gibi bir kıvama sahip bir hamur haline getirdikten sonra ince ince tepsiye yayarsanız yine onu da fırında kurutup onu cips haline getirebilirsiniz. Evet, onu yaptım daha önce birkaç kez. Çok sevmişlerdi. Şimdi mercimeği de deneyeceğim. Seyircilerimiz de deneyecektir büyük bir ihtimalle. Bence deneyin. Hem lezzetli hem pratik hem sağlıklı. Hemen şimdi bunların hepsi bitti. Çörek otunu şu an koymuyorum. Çünkü şu an koyarsam blenderdan geçirirken incelebilir, böyle daha bir rengini bozabilir. Daha ben bütün bütün kalmasını istiyorum. Tamamen bunu çektikten sonra içerisinde ben çörek otunu ekleyeceğim. Onu da hemen şurada başlayalım. Ben göstereyim size. Şimdi ses çıkacak ama biz çok konuşmaya seçim devam edebiliriz. Ezilecek mi? Eziliyor. Ben ezilir mi diye düşündüm. Çünkü yok, sadece suda bekletilmiş için ezilebiliyor gerçekten. Haşlanması gerekmiyor. Haşlanması gerekmiyor. Yine dediğiniz gibi macun kıvamı oldu şu an görüyorum. Hatta ben şunu kenarda bırakayım. Ben yayın öncesinde sizin için hazırlamıştım. Öyle mi? Evet evet, onu hemen size göstereceğim. Şuraya koydum. Bakın şimdi. Kıvamımız bu. İçerisinde çörek otu da var galiba. Çörek otunu en son ekledim. Yine buradan çektim ve içerisine çörek otunu ekleyip karıştırdım spatula yardımıyla. Olması gereken kıvam bu. Bakın şöyle tekrar göstereyim. Bir evet, macunumsu, böyle sürülebilir, koyu kıvamlı bir krep hamuru gibi düşünebilirsiniz. Tarif edebilirim bunu ama görüntüsünü görüyor izleyicilerimiz. Tepsiye yayacağız değil mi? Tepsiye yayacağız. Onu da hemen göstereyim nasıl yayacağımızı. Onu bir da görelim. Spatula yardımıyla ya da böyle bir hamur kazıyıcısıyla da yapabilirler ki bu daha pratik oluyor. Artık birçok evde var. Yoksa da olması lazım çünkü çok pratik bir şey gerçekten bu hamur kazıyıcısı. Bulundurmak gerekiyor evde. Evet, onu aynı zamanda hamurlarda da böyle kesiyorlar. Evet, bence evet, birçok kadının vardır bundan. Yani kesme tahtasına bir şey kesip biçtikten sonra da rahatlıkla kaldırabiliyorsunuz bununla. Yani spatula görevi görüyor bayağı. Şimdi bunu koydum gördüğünüz gibi. Şöyle. Ne kadar incelikte yayılacak kadar onu merak ettim. Ne kadar ince olursa ettim, o kadar güzel olacak bu arada. Fazla koyabilirsiniz üzerine, daha sonra sıyırıp kaldırıp geri alabiliriz tabağımıza. Şimdi o kıtır kıtır olması için nasıl peki pişirilmesi gerekiyor fırında? Hangi ayarı yapmak gerekiyor? Çok yüksek sıcaklık olmayacak. Çünkü bizim amacımız bunu bir anda yakıp pişirmek değil, yavaş yavaş içerisindeki sudan arındırıp kurutmak, çıtır çıtır bir hale getirmek. O yüzden çok yüksek derecelerde pişirmeyeceğiz. Yaklaşık 160-170 derece ki bu kişinin fırından fırına değişir. Bazı fırınlar biliyorsunuz 180 derecesi tam kalibrasyonu tutmuyor, daha yüksek olabiliyor. O yüzden çok hızlı şekilde pişirmeyecek, düşük sıcaklıklarda yaklaşık 150-170 arası diyelim. O sıcaklıkta fırında yaklaşık bir 20-25 dakika pişecek. Yetmeyebilir. Fırından çıkardıklarında 25 dakikanın sonunda baktıklarında hala o çıtırlığı kazanmamış olabilir. Ve renk de almış olabilir eğer fazla piştiyse. Isıyı biraz daha düşürüp tekrar fırına atabilirler ki amaç orada dediğim gibi kurutmak bir yerde ki o çıtırlığı sağlamak. Evet, evet. Çok güzel. Şimdi ne kadar incelikte yayıyoruz? Bunu yaydığımız zaman bu yeterli oluyor değil mi? Yeterli olacaktır. O zaman ben konuğumu çağırıyorum. Tabii, nasıl isterseniz. Birazdan geldiğimde pişmiş olur. Pişmiş olacak. Ben bunu bir ince şekilde yayacağım ve fırına atacağım. Ellerinize sağlık şimdiden. Kolaylıklar diliyorum. Evet sevgili izleyicilerimiz, ekranlarınızın başından ayrılmayın. Şimdi aile içinde huzuru konuşacağız. Saliha Erdim bizlerle. Ailenin toplumdaki önemi nedir? Huzur kaybolunca aile bireyleri nasıl etkilenir? Ailede bu huzuru sağlamak için neler yapmalıdır? Uzman aile danışmanı yazar Saliha Erdim şimdi Günaydın Hayat'ta anlatıyor. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk değerli hanımefendi. Harikayım çok şükür. Siz de iyisiniz. Biz de iyiyiz çok şükür. Hayırlı cumalar diliyorum. Hayırlı cumalar. Bugün konumuz aile içinde huzur. Şimdi son dönemlerde boşanmalar da çoğaldı. Artık hepimiz okuyoruz, görüyoruz, etrafımızda da gözlemliyoruz. Evet. Ben ne zaman anneannemle, babaannemle konuşsam hep şey derler. Yani bizim zamanımızda böyle değildi. Hani kimse psikologdan destek de almazdı. Hani psikolog yoktu zaten. Böyle ufacık sorunlar büyütülmezdi. Daha çok kabulleniş vardı. Beklentiler daha düşüktü. Ama şimdi bakıyoruz böyle
Bir türlü bir aile kuramıyor gençlerimiz. Aile kurdukları zaman da saygı çabuk yitiriliyor ve boşanmalara gidiliyor. Neden peki? Siz nasıl gözlemliyorsunuz bu durumu? Öncelikle çok önemli, temel bir soru sordunuz. Teşekkür ederim. Değerli hanımefendi, insan gördüklerinden, hissettiklerinden ve yaşadıklarından sonra bir bilgi birikimi elde eder. Bu bilgi birikimini çevre destekler. İnsan var olan algısı ve anlayışıyla bir kanala girer, bir yola girer. Bizim bilgi kaynaklarımız değişirse tutumlarımız da değişir. Çevremiz değişirse yaptıklarımız değişir. Çünkü gördüklerimiz ve hissettiklerimiz de değişir. Günümüzde bizim kalbimizi, zihnimizi ifsad eden, bozan çok fazlaca unsur var ve koruyan mekanizmalardan, koruyan unsurlardan yoksunuz. Bir fırtına çıktığı zaman insan güvenli bir alana, tabiri caizse güvenli bir limana, kendisine zarar görmeyeceği bir yuvaya sığınır. Bu psikolojik ve manevi anlamda insanın yuvasıdır. Evet. Fakat şu anda bireyler huzur aramak için yuvasından kaçıyor. Gençler ailede göremedikleri değeri, ailede göremedikleri sevgiyi ve paylaşımı dışarıda bulabilmenin arayışı içinde oluyorlar. İnsanın temel ihtiyaçları vardır. Bu ihtiyaçlar karşılanmadığı zaman, bu ihtiyaçları karşılayacak yol, yordam, yöntem, yer arayışı içinde olur insan. Çok acıktığı zaman ekmek bulamazsa bulduğu yiyebilecek herhangi bir şey, ağaç kabukları dahil, yapraklar dahil, evet, dağda evet. Bağdaysa kurbağaları, yılanları tutup kesip yemek dahil olmak üzere açlığını gidermek, hayatta kalmak için gerekli olan enerjiyi sağlamak için gayret ederler. Bizim dışarıdaki fırtınalara gönül çeldirici, ayak kaydırıcı, bizi insanlığımızdan uzaklaştırıcı, bizim dengemizi bozucu anaforlara karşı koruyucu bir mekanizmamız yok. Bireysel olarak yok. Bu mekanizma öncelikle aile içerisinde ahlakın var olması, dinin var olması, insana değerin var olması ve aile olmanın ne anlama geldiği, bir aile bireyi olmanın, Allah'ın bu konumu kendisine nasip etmesinin bireyde ne gibi anlayış ve sorumluluklar oluşturması gerektiğinin bilincinde yeteri kadar değiliz. Dolayısıyla biz ailemizde Allah'ın bizi yaratma sebebine uygun vesilelerle bir duruş edinmek ve bu yaratma maksadını hayata geçirmek yerine günübirlik yaşamayı, bize haz veren, keyfimize, konforumuza, eğlenmek için psikolojimize uygun gelen kanallara, kişilere, ortamlara yöneldikçe zihnimiz ağırlıklı kayıtlarını bu gördüklerimizle yapıyor. Evet. Eğer gördüklerimizle gönül iştirak ederse bunlar derine kodlanıyor ve bunlar bizi alıyor ve bir tarafa çekiyor. Bir tarafa belki de savuruyor. Çünkü gözün ilgiyle odaklandığı yere gönül transfer olur. Otomatik olarak. Gönlün olduğu yerde biz enerji biriktiririz ve orada oluşan enerji bizi çeker. Gözümüz ve gönlümüz neredeyse bedenimizin bir başka yerde olmasının anlamı kalmaz. Çünkü biyolojik bir robot gibi buradaki gerekenleri yaparız ama aklımız hep oradadır. O sebeple günümüzde küresel bir kriz, sorun mu diyelim? Küresel bir sorun haline geldi. Kesinlikle hem bireyi insanlığından uzaklaştıran, onun şahsiyetli bir insan olarak duruşunu engelleyen, biyolojik olarak bozan, psikolojik olarak bozan, geçici hazlarla ve görsel inanılmaz efektlerle insanın albenili bir dünyaya çekilmesini sağlamak için küresel güçler var gücüyle savaşıyorlar. Evet. Onlar kendilerine düşeni yapıyor ama biz kendimize düşeni yapmadığımız için pasif, edilgen, alıcı konumundayız. Şöyle düşünün değerli hanımefendi, bizim canlı organizmamızın bünye direnci var.
Eğer biz bünye direncimizi düşürecek şartlar içerisindeysek, mikroplar hali hazırda var ve aktive olmak için zemin hazırlanıyor. Hmm. Zemin bekliyorlar. Biz o zemini onlara sunduğumuzda biz onları davet etmiş oluruz. Bizim psikolojimizin de bünye direnci var. Tabiri caizse maneviyatımızın da bünye direnci var. İnsan dışarıda, diyelim ki otobüste gidiyoruz. Otobüs ani bir fren yaptığı zaman hemen tutunacak bir yer ararız. Evet. Bizim manevi tutunacak dalımız ne? Din, toplumsal değerlerimiz, insani değerlerimiz ve Allah'ın bizden istediği ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında örneklediği değerlerimiz. Biz fırtınalara karşı bunlara tutunmazsak fırtınalar bile bize alır götürür. Ben bunu aynen şöyle tanımlıyorum. Bir dere var, akıyor. Derenin kenarında iğreti bir şekilde tutunmuş bir otu, bir dalga gelir. Güçlü bir akıntı gelir, koparır, evet, gider. Evet. Bizim akıntılara karşı durabilmemiz için köklerimizin toprağa derinlemesine kök salması lazım. Şöyle bir cümleyle ben bunu daha rahat ifade edebilirim. Güçlü rüzgarlar kökü derinlerde olan ağaçları sallar, sarsar fakat deviremez. Ağaç için bir iyilik yapmamız gerekse yapılacak şey güçlü rüzgarları engellemek ya da ağacı koruma altına almak değildir. Ağacın derinlere kök salmasına zemin hazırlamaktır. Bizim birincil köklerimiz anne babamızla iletişimimiz, ilk insan ilişkilerini oluşturduğumuz, kazandığımız ailemize, annemizle babamızla kurduğumuz değerli, şartsız sevgiyle, şartsız saygıyla, özenli ve ilgili paylaşımlarla ben oluruz. Ben olduktan sonra biz olma aşamasına geçebiliriz. O yüzden de bir ailede şahıs kendilik algısı ve değerlilik duygusu olarak, benlik saygısı olarak hayata bakışı, hayata tutunacak dallarını aileden doğru kazanabilmişse, ondan sonra yakın akraba çevresi ama daha sosyal, örgütlü bir sosyal yapı, okul, ondan sonra iş hayatı o aileden aldığı temellerle ilerler. Evet. Dolayısıyla çocuk ailesinde anne telefonda, baba televizyonda, anne işte, çocuk babaannede, anneannede bir aile olarak siz ne paylaşıyorsunuz? Hayata dair çocuklarınıza neler veriyorsunuz? Bu aile Allah'ın istediği bir kulu ortaya çıkarma niyeti ile bir anlayış, bir davranış bütünlüğü, bir yaklaşım biçimi oluşturabilmiş mi? Evet. Allah-u Teala evliliği bize verdiği şahsiyet sahibi insanı kamil olma vasfını her birimize kodlamış. Biz birbirimizin eksiğini gidererek, yanlışını düzeltmeye çalışarak mutlaka saygın bir dille, onun içindeki iyi insanı ve ulaşabileceği en yüksek maksimum seviyeyi ona kazandırabilmek için gayret etmek üzere biz eş olduk. Biz yaşatmak üzere, biz içten güçlendirmek üzere, biz sevgiyi kendi içimizde, kendimiz ve Allah için var ederek bizim sevgiyle hayat bulduğumuzu, sevgiyle temel değerlerimizi sağlamlaştırdığımızı, sevgiyle hayata tutunduğumuzu biz bilir ve çocuklarımıza, ailemize bu sevgiyle yaklaşırsak orada güçlü akıntılara karşı dayanıklı ve yeri geldiği zaman dur diyebilen, yeri geldiği zaman masaya yumruğunu vurabilen, yeri geldiği zaman restini çekebilen, Allah'tan başka kimse korkmayan, satın alınamayacak, korkutulamayacak evlatlar yetiştirirsek köklerimiz... Yani öncelikle aileden geliyor. Kesinlikle. Başarılı bir evliliğin, başarılı bir aile oluşumunun temeli ailemizden geliyor. Yani anne babadan, atalarımızdan geliyor. Aynen. Yani Allah bizden bu dünya için değer üreten bir fert oluşturmamızı istiyor. Allah'a sevgiyle bağlanan, korkuyla değil, sevgiyle bağlanan, peygamberi muhabbeti yüreğinde besleyen ve bir derdi olan, davası olan, bu dünyaya iyi bir fert, duruşu olan bir fert yetiştirmek üzere biz onun başındayız. Evet, evet. Biz çocuklarımıza ne biçim çocuksun, senden adam olmaz, şunu beceremedin, bunu beceremedin, şunu yapamadın, bunu yapamadın, kendi içimizdeki değersizlik duygusunu cümle olarak çocuklarımıza iletiyoruz. Evet. Yetersizliğimizi çocukların üzerinde gidermeye çalışıyoruz. Korkularımızı çocukların üzerinde sözlerimizle onlara bir davranış olarak yansıtıyoruz.
ortaya bize benzeyen çocuklar çıkıyor. Evet. Biz kendimizi aşacak çocuklar yetiştirebilme donanımına sahip değiliz. Kesinlikle. Bunun şikayetini yapıyoruz ama derdini taşıyoruz. Belki de taşıyor muyuz ondan da emin değilim. Belki zihnen taşıyoruz ama tedbirini üretmiyoruz. Evet. Böyle olunca da bizim dışarıdaki tehlikelere karşı savunma mekanizmamız yok, korunma mekanizmamız yok. Sadece yoldan çıkan, başını yeniden açan, erkek arkadaş edinen, kız arkadaş edinen, yanlış alışkanlıklara düşen çocuklara şikayetle karşılık veriyoruz. Ondan önce sor, ben ne yaptım da çocuk bu hale geldi? Evet, bu evet. Ev sağlam, güvenli bir liman mıydı? Bu çocuğun dışarıdaki anafora kapıldı, yetişkinler de kapılıyor. Çünkü bizim içten bizi kuvvetlendirecek mekanizmalarla bağlantımız çok zayıf. Bir kitap okuyoruz, aha çok güzelmiş, harika. Bir konferansını dinliyoruz, evet çok güzel şeyler öğrendim. Devamı yok. Uygulayamıyoruz. Uygulayamıyoruz çünkü bilginin devamı yok. Ve bu arada teşekkür ederim bu cümleyi kurduğunuz için. Biz bilgilenmek için çoğunlukla okuyoruz. O bilgiyi hayata geçirerek bilgelenmek için değil. Dolayısıyla biz kendimizi aile hayatı içerisinde önce Allah'a iyi bir kul, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme iyi bir ümmet ve bu dünyaya iyi bir fert olarak niye geldiğimizin bilincinde olarak hayatta tutmaya, ne zaman gideceğimizi belli olmayan bu hayatı doğru yaşamaya ne kadar odaklanırsak o kadar güzel sonuç alırız. Son cümlem, bana bir şey daha soracaksınız beden dilinizden anlıyorum. Birikmiş bir suyu kendi haline bırakırsanız istediği yere gider. Kanal açarsanız istediğiniz yere gider. Bizim duygularımız akışkan. Düşüncelerimiz her an değişebilir. Davranışlarımız duygularımıza göre her an kılık değiştirebilir. O zaman ben kendimin sağlam bir düşünce, sağlam bir duygusal yapılanma, sağlam bir davranış içinde olacaksam o zaman kendimi akışa bırakamam. Akışa bırakılan her şey özgün vasfını kaybeder. Derenin üzerinde giden yaprak gibi akıntı beni nereye götürürse oraya gideriz. Gözlerimiz sürekli televizyonda olduğu zaman televizyondakilere benzeriz. Onların hayatına kendi özeniriz. Kıyaslarız. Evlenirken çocuklarımızın öyle bir damat, evlenirken oğullarımızın öyle bir gelin almasını. Olduğuyla yetinmeyiz. Hep daha fazlasını, beklenti içerisinde daha fazlasını isteriz. Sadece beklenti içinde değil hanımefendi, hayallerimizi, ideallerimizi gördüklerimiz oluşturuyor. Bu da bizi gerçek vasfımızdan uzaklaştırıyor. Evet, çok güzel betimlediniz Salih Teşekkür Hanım. Ederim. Şimdi görüntülü bir konuğumuz var. Fatma Karakaş, Diburg Fatih Cami din görevlisi. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba efendim, hoş bulduk. Nasılsınız? Elhamdülillah iyiyiz çok şükür. İnşallah sizler de iyisinizdir. Biz de iyiyiz çok şükür, çok şükür. Hayırlı cumalar diliyorum. Salih Hanım'la burada aile içi huzuru nasıl sağlanması gerekiyor? Aile içi huzuru nedir? Bunları konuşuyoruz. Şimdi siz de Almanya'da bir din görevlisisiniz. Orada yaşayan Türk vatandaşlarımız kültür farklılıkları yaşayabiliyorlar. Ve bu kültür farklılıkları aile içindeki huzuru etkiliyor mu? Evet, öncelikle ben de değerli hocam Salih Hanım'ı selamlıyorum. Gerçekten. Çok güzel bir program. Konu o kadar mükemmel ki aile ve huzur. Yani Allah bu konuda da benim söyleyebileceğim özellikle Almanya'da camide din görevlisi olarak bu perspektiften bazı şeyleri aktarmak istiyorum. Çok değerli bir hocam eğitimi hep genellikle 3 taç ayağı olarak belirlemişti. Okul, öğretmen demiş, yani eğitmen, hoca. Burada kimi koyarsanız koyun. Aile ve öğrenci. Bu üçü eğer sağlam olursa, o kişilik gelişimi olsun, eğitim olsun, aile içi huzur olsun, o kadar sağlam oluyor ki. Yani çok şükür biz Avrupa'da, Almanya'da, Diburg Fatih Camii'nde güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz. Kültür farklılığı elbette var. İki kültür arasında kalma problemi bizlerde maalesef olan bir şey. Ama şu anki jenerasyon artık böyle biraz daha bunun farkında, bilincinde, neyin nasıl olduğunu biliyor. Ve o yüzden evet. Daha sağlam basan bir jenerasyon bizi bekliyor. Ama camiler, STK'lar, dernekler burada çok büyük bir fonksiyon aslında. Yani sürekli gidebilen, yani gidilebilen bir merkeze ihtiyaç var. Peki orada doğup büyümenin olumlu etkileri de var mı?
Mesela sonradan yerleşenler, orada doğup büyümeyenler daha mı çok aile içinde huzursuzluk yaşıyorlar? Yani daha çok demek biraz zor. İki kültürden güzel şeyleri almak bizim zannedersem medeniyetimizde olan bir şey. Yani bizim genel olarak her kültürden, her şeyden en güzelini alıp benimsememiz lazım. Ama elbette dışarıya çıkıyorsunuz, mesela evde farklı bir hayat var. Dışarıda çok farklı insanlar, farklı kültür, farklı din var. Tabii bocalama ihtimali daha yüksek oluyor. Bu çocuk olsun, genç olsun, ergen yani birisi olsun düşünüyor, diyor ki acaba ya bizim evde böyle, hani dışarıda neden acaba böyle diye bir kıyas haline geçiyor. Ama bu kötü bir şey değil, bu sağlıklı bir şey. Kişiliği daha geliştiriyor, daha böyle yani geleceği için daha sağlam adımlar oluyor. Yani bunu kesinlikle bir negatif faktör olarak görmemek gerekiyor diye düşünüyorum ben. Her şeyin en güzelini almak, benimsemek bence bizim bir ilkemiz olması gerekiyor. Peki camilerde, sizin çalıştığınız camide, görev yaptığınız camide buna dair çalışmalar yapıyor musunuz? Elbette. Biz 7'den 70'e, hatta ben şöyle diyorum, doğumdan mezara. Yani her alanda elhamdülillah çalışmalarımız var. Ama özellikle hakikaten Avrupa'da gençleri daha çok camiye toparlayabilmek adına bizim farklı faaliyetlerimiz oluyor. Cami aslında kelime anlamıyla zaten toplanmak, toplanan manasına geliyor. Bence Avrupa'da bu gerçekten de çok şükür, yani çok emek verilen bir alan, gerçek manasını yerine getirdiğini ben düşünüyorum. Şu açıdan sadece bir ibadet merkezi değil, bir hayat merkezi. Yani hanımların toplandığı, çay içtiği, el nakış yaptığı bir merkez. Gençlerin birlikte buluştuğu, kitap okuduğu, sohbet ettiği, ders çalıştığı bir merkez. Elbette bunun yanı sıra ibadet vaktinde birlikte gidip ibadet ettiği bir merkez. O yüzden yani ben çok ümit varım bu konuda zannedersem. Çok güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadarıyla. Peki Salih Hanım, siz hiç yurt dışında bulundunuz mu? Oradaki evet. Camilere gittiniz. Çok. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz oradaki çalışmaları? Öncelikle ben yurt dışındaki kardeşlerimi yürekten tebrik ediyorum. O camilerin yapılması, o camilerin yerinin satın alınması, orada bir inşaatın gerçekleşmesi için inanılmaz büyük fedakarlıklar evet, var. Evet. Ve orada camiler dini hayatın merkezi gibi. Gençlerin, hanımefendinin söylediği gibi, Allah razı olsun, öyle güzel çalışmalar var ki ben hepsinden Allah razı olsun diye dua ediyorum. Orada çocukların eğlenmelerinden bilgilenmelerine varıncaya kadar, büyüklerin onlarla arkadaşlık yapmalarına varıncaya kadar çok güzel çalışmalar var. Ve bu çalışmalar derliyor, toparlıyor. Bir noktada bünye direncimizi, manevi bünye direncimizi, psikolojik bünye direncimizi ve toplumsal değerlerimizi korumak adına çok güzel işlev görüyor. Mesela kitap fuarları oluyor, mesela kermesler oluyor. Bunların tamamı oradaki Müslüman halkı, oradaki Türkleri bir araya getirmek, yeniden duygularımızı canlı tutmak, muhabbeti canlı tutmak o kadar güzel ki, o kadar böyle kaynaşmayı artıran şeyler kesinlikle. Ki Allah razı olsun. Ben yıllardır gidiyorum çok şükür. Bu akşam da Belçika'ya gideceğim, oradan Berlin'e gideceğim. Yani değerli kardeşlerimin camilerde görevlilere yardımcı olmasını, bir yerdeki çöpün alınmasının bile, bir sandalyenin düzeltilmesinin bile o görevlilerin yükünü azalttığını, birbirlerinin hani eksiklerini gördüklerinde olabiliyor. Kesinlikle arkadan konuşmayıp birliklerini, beraberliklerini yıpratmayacak şekilde güzel bir iletişim kurmalarını hep tavsiye ediyorum. Evet, yardımlaşmaya, paylaşmaya ve kenetlenmeye ihtiyacımız var. Kesinlikle. Bunu çok güzel yapıyorlar. Allah hepsinden razı olsun. Kesinlikle. Ben de yurt dışında yaşıyordum. Ailem hala orada yaşıyor. Hollanda'da yaşıyor. Orada camilerde hani sadece din eğitimi değil. Değil. Doğum günü, organizasyonları, mevlütler. Hani birçok böyle cemaatin toplanması için birçok şeyler yapılıyor. Aktiviteler yapılıyor. Gerçekten çok güzel. Siz çok peki, güzel gerçekten. Din eğitimleri dışında Türkçe dersleri de veriyor musunuz? Hani başka dersler de veriyorsunuz. Az önce bahsettiniz kadınlara nakış, kadınların bir arada, aslında bu da bir nevi aile içinde huzuru da sağlamış oluyor. Tabii çünkü ki. Kadınlar hani kafalarını dağıtacak bir ortam buluyorlar. Paylaşacak sosyal bir alan buluyorlar, değil mi Fatma Hanım?
Kesinlikle. Yani nakış günleri, hatta mesk akşamları birlikte ilahiler söylüyoruz, kitaplar okuyoruz. Yani pek çok faaliyetleri böyle zihninizde canlandırabilirsiniz. Yani dediğim gibi böyle bir yaşam merkezi olsun istiyoruz. Evet. Çünkü sadece cami bir ibadethane değil. İbadet zaten bizim için, Müslüman için yeryüzü zaten. Hani bizim için bir ibadet merkezi aslında. Biz sadece biraz daha böyle toplumda aktif rol model olan insanların bir araya gelmesi, kendi community yani gruplarını kurabilmeleri, o gençlerin mesela dışarıda gittiği zaman kendilerini böyle biraz kırgın kırık hissetmesinler diye, yani daha doğrusu buraları canlı tutmak, bakın bizim medeniyetimiz, bizim kültürümüz aslında ne kadar güzel şeyler var, bunları keşke bilebilsek diye biraz daha bunları bir tutmak istiyoruz. Yani dediğim gibi Rabbim muvaffak eyler inşallah. Yani dualarınızı bekleriz. Dualar, dua bekleriz biz de. Allah kolaylık versin. Evet. Rabbim yardımcımız olsun. Peki genelde Türk kadınlarından yola çıkacağım. Genelde ne tür şikayetlerle size geliyorlar? Yani genellikle şunu söyleyebilirim. Ama bu yeni bir şey değil. Genel olarak bütün Türk kadınlarında bu var. Kızım böyle, oğlum böyle, hocam biz ne yapacağız? Yani bu yeni bir problem değil, bizim jenerasyonun da problemi değil. Bu hani ta bundan bin küsür sene öncesi olan bir şey. Keşke biraz daha anlamaya çalışabilsek. Her dönemin kendi problemleri var. Evet. Biraz daha gözlemleyebilsek diyorum ben genellikle. Ne olursa olsun. Biz gençler olarak büyüklerimizi anlayabilsek, büyüklerimiz de büyük olarak gençlerimizi biraz daha anlayabilse bazı şeylerin daha kolaylaşacağını düşünüyorum. Ama ilk başta genellikle şikayet denilince ya şu kızım şöyle yaptı neden böyle veya işte oğlum böyle neden böyle vesaire ki maalesef bazı şikayet değilim de böyle ders yanışmayı hafif duyuyoruz bazen. Yani hafif serzenişler diyelim. Bütün annelerde var zaten. Küçücük çocukları bile diyebiliyoruz. Hani istediğimiz gibi olsun istiyoruz her şey. Bir de Türk anneleri biraz evhamlı olabiliyor bu konuda. Olmayınca ister istemez niye böyle oldu diye kaygılanmaya başlıyorlar. Çok teşekkür ederiz Fatma Hanım. Kendinize çok çok iyi bakın. Yurt dışındaki bütün teşekkür kardeşlerimize. Hepinize hayırlı cumalar diliyorum. Çok memnun oldum gerçekten de buradan Salih hocamız, siz değerli hanımefendiyi de görebilmiş oldum. Allah çok teşekkür olsun. Ediyorum. Allah biz çok olsun. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı cumalar kadınlara, çocuklara sevgiler, selamlar. Bütün yurt dışındaki kardeşlerimize selamlar, hürmetler. Evet, şimdi aile içi huzurdan bahsetmek istiyoruz. Huzur deyince nasıl tanımlarız huzuru? Ne olması gerekiyor aile içinde de o aile huzurlu diyebiliriz? Değerli hanımefendi, huzurla mutluluk birbirine karıştırılan iki kavram. Evet. Mutluluk anlık olabiliyor. Uzun olabilir, kısa olabilir ama benim zihnimdeki anlama göre mutluluk anlık olabiliyor ama huzur kalıcıdır. Siz bir işin sonucunda doğru davranmışsınızdır, bazı şeyleri kaybetmişsinizdir, üzülürsünüz, mutsuz olursunuz ama doğru davrandığınız için o kadar huzurlusunuz. Dur. O sonuca katlanırsınız. Dolayısıyla ailede huzur bir sonuçtur. Emek vermenin, dikkat etmenin, özenli olmanın, doğru bir yaşama biçimi için bir planlama yapmanın ve o planlamayı, o zihninizdeki programı hayata geçirmenin sonucunda elde edilen ruh sükunetidir, dinginliktir. Ve değerli hanımefendi, kişi yüreğinde huzuru yakalayamazsa yuvasında yakalayamaz. Çünkü aile iki kişilik bir bütünlük. Evet. Çekirdek biz aile... genelde şöyle yapıyoruz. Hep karşıdan bekliyoruz. Ama kendimize hiçbir zaman bakmıyoruz. Ama diyoruz ki ya benim eşim niye böyle yaptı? İşte böyle istiyorum, şöyle istiyorum. Ama öncelikle o aynı tavrı biz sergiliyor muyuz? Bir onu sorgulamak gerekiyor. Hep öncelikle adımı karşıdan mı bekliyoruz? Kesinlikle karşıdan bekliyoruz ve şöyle bir eksiğimiz olduğunu düşünüyorum değerli hanımefendi. Yaptığımın ona ama benim için ve Allah için olduğunu gözden kaçırıyorum. Evet yaptığım ona, davranışım ona ama onun için değil, önce kendim için. Çünkü insanın her davranışı, attığı her adım
kendi içinde bir kişilik ve şahsiyet yapılanması anlamına geliyor. Doğru davranışlar doğru bir yapılanmaya, yanlış davranışlar yanlış bir yapılanmaya sebep olur. Ben bu dünyaya beni gönderene hesap vereceğim. Evet. Bu dünyaya beni gönderenin kurallarından çıkarsam, o yarattığı mekanizmayı en iyi tanıyan bana diyor ki, bana göre hareket et. Sana insan bir peygamber gönderdim, onu örnek al. Ve biz aldığımız bütün eğitimlerde, hangi eğitim alırsak alalım ya da eğitim almayalım, birilerinden görerek insana değer vermeyi öğrenmemişsek, insanın hürmete değer olduğunu anlamamışsak ve kendimize hürmetten yola çıkmamışsak, o ailede huzurda kalıcı olmaz, mutlulukta kalıcı olmaz. Evet. İnsan sahibinden dolayı değerlidir. Kesinlikle. Yüreğinin Allah diye atmasından dolayı değerlidir. Bir yaratıcıya, en büyük olana, en yüce, her şeyin sahibi olana aittir. Bir şey ait olduğu yerle ilişkili bir değer kazanır. Evet, evet. İnsan Allah'a aitse hürmete değerdir. Ben aldığım eğitimlerden öğreniyorum ki değerli hanımefendi, bu beni çok etkilemiştir. Sizinle konuşuyorum ya, Rabbimiz arkamızda, yanımızda, sağımızda, solumuzda, yukarıda, aşağıda değil, ikimizin arasında. Evet. Benim sözüm size dokunmadan Allah'a dokunuyor. Kesinlikle. O zaman benim Allah'a hürmet duyarak, Allah'ın duymasına, Allah'ın şanına uygun, Allah'ın duyacaklarının Allah'ın şanına uygun olması benim meselem, karşımdakinin meselesi değil. Evet. Ben sözlerimle kendime bir duruş, yüzüme bir ifade, bakışlarıma bir anlam, sözlerime doluluk ve bir istikamet kazanıyorum. Ben bunu birisi için feda edemem. Ve ben kendim için şu duayı yapıyorum. Ya Rabbi, doğru düşünmeyi, doğru anlamayı, doğru konuşmayı ve doğru yaşamayı nasip et. Beni anlayışlı ve anlaşılır kıl. Benim karşımdakinden bir beklentim yok. Karşımdaki bana ne yaparsa yapsın. Ben senin benden ne yapmamı istediğinle ilgileniyorum. Çünkü amel defteri tek kişilik, mezar tek kişilik. Evet, çok güzel söylediniz. Ben, affedersiniz, benim amel defterime ne yaptığımı, yazılacağını biliyorum. Meleklere ben, ey Rabbimiz, Salih Akkul'un şunu yaptı diye yazdıklarında iyi bir şey yazdırmak istiyorum. Birilerinin benim ahlakımı bozacak, seviyemi düşürecek, dilimi, üslubumu değiştirecek bir etki bırakmaması için Allah'a yalvarıyorum. Bana evet. Ne yaparlarsa yapsın, hanımefendiliğimi sen korumamı nasip eyle. Bana ne derlerse desinler, ahlakımı korumamı nasip eyle. O yani her şeyden önce kendimizden başlamak gerekiyor. Kesinlikle. Bu bizim tamamen Allah'la kendi aramızda ve evet. Ondan sonra karşıdan beklentilere girmemiz gerekiyor. Aynen. Aile içi huzur da aslında bir yerde önce kendimizden başlayarak oluşmuş oluyor. Çok teşekkür ediyoruz süremiz. Öyle mi, bitti mi? Süremiz bitti. Tamam. Çok teşekkür ediyoruz. Rica aslında ederim. Söz konusu aile olunca o kadar çok konuşulacak şey var ki ve çok güzel betimliyorsunuz. Teşekkür çok güzel ederim. Örnekler, somut örnekler veriyorsunuz. Geldiğiniz için ayağınıza sağlık, beyninize sağlık. Sizi size uğurlayacağım. Sağ tabii buyurun. Ki. Tabii ki. Görüşmek üzere. İnşallah. Hayırlı. Avrupa'da yaşayan gençlerimizle ülkemizi geziyoruz. Dünyanın en dar sokağındayız. Bigalı köyündeyiz. Geldik Irgandı Köprüsü'ne. Macera. Orhan elinde rafting yapacağız bugün. Gençler, aksiyon dediğim... Kültür. Almanya'dan Çanakkale'ye gel, Troya Müzesi'ni gez. Hitit uygarlığının başkentinin giriş kapısı. Yöresel tatlar. Tokat çabamıza geldi efendim, dillere de sak. Bugün cantığı anlatacağım size efendim. Eğlence. Almamış sizin kaçın çocuklar, kaçın izin almamış. Hepsi bu programda. Bu program Kalbimdeki Türkiye. Evet sevgili izleyicilerimiz, şimdi görüntülü bir konuğumuz var. Recep Demirkaynak, TRT Türk ekranlarında program yapıyor kendisi. Az önce tanıtımını da izlediniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Kolay gelsin size de. Teşekkür ediyoruz. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Çok iyiyim. Sizi gördük. Daha iyi olduk. Çok teşekkür ediyoruz. Biraz programınızdan bahsedebilir misiniz? Tabii bahsedelim. Yine yayın dönemimizde harika bir programımız başlayacak 24'ünde inşallah.
Hem geziyoruz, hem eğleniyoruz, hem insanlarla sohbet ediyoruz, yiyoruz, içiyoruz. Avrupa'dan gelen gençlerimizi ülkemizde gezdiriyoruz, ağırlıyoruz, görmedikleri yerleri gösteriyoruz. Güzel bir muhabbet yapıyoruz. Ondan sonra da güle güle oynaya oynaya yolculuyoruz efendim. Çok güzel. Programın ismi Kalbimdeki Türkiye. O yüzden ismi evet. Kalbimdeki Türkiye olmuş, değil mi? Aynen öyle. Kalbimdeki Türkiye'yi gezmek için, kalbimdeki Türkiye'yi anlatmak, tanımak, tanıtmak için her şeyi yapıyoruz. Çok eğlenceli, çok dinamik, çok enerjik, güzel bir program. Herkese tavsiye ediyorum seyretmelerini, bizi takip etmelerini. Çünkü mottomuz şu, siz neredeyseniz biz oradayız. Evet. Evet. Bizim olduğumuz her yeri, sizin olduğunuz her yeri sizlere göstermeye, tanıtmaya devam edeceğiz. Peki TRT Türk ekranlarında hangi gün ve hangi saatte izleyebilecek seyircilerimiz Kalbimdeki Türkiye programını? 24'ünde başlayacağız. Cumartesiye denk geliyor. 21.40'da yanlış hatırlamıyorsam tam 21.40'da yayında olacak. Bütün herkesi ekran başına bekliyoruz. Klasik gezi programları gibi değil, daha samimi, daha sıcak, daha enerjik, daha dinamik bir program oldu. Yurt dışından gelen genç arkadaşlar, memleketimizi, genç arkadaşlarla memleketimizi geziyoruz. Onlarla gülüyoruz, eğleniyoruz, muhabbet ediyoruz. Siz de buna ortak etmek istiyoruz seyredenleri. Bizi kaçırmasınlar, izlesinler diyoruz. Kesinlikle. Eminim çok güzel hikayeler de böyle komik anılar da çıkıyordur. Şimdi böyle aklınıza gelen, evet bu çok komikti, bu çok ilginçti dediğiniz bir anınız var mı? Yani inanın gittiğimiz her yerde gelen bütün misafirlerimiz Avrupa'dan gelen Türk gençlere misafir oluyor bize. Hem onların anıları çok enteresan hem de beraber yaşadığımız şeyler her anımız bir anı gibi oluyor zaten. Şimdi her deyince aklıma gelen bir şey yok ama şu anda seyredince siz de anlayacaksınız ki bütün program zaten bir anı gibi. Çok eğleniyoruz. Geziyoruz, dolaşıyoruz. Çok enerjik bir program oluyor. Biz çok mutlu oluyoruz. Bakalım inşallah seyircimiz de seyirci çok mutlu olur. Kesinlikle mutlu olurlar. Aynı sunucusu gibi. Eminim çok dinamik, enerjik, samimi bir program olacaktır. Ben de çok merak ediyorum. Heyecanla bekliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim efendim. Çok sağ olun. Demek istediğiniz son, bizi izlemeye devam etsinler. İsterseniz beraber söyleyelim mottoyu. Sonra size veda edelim. Bir, iki, aynen üç. Öyle. Siz neredeyseniz... Siz neredeyseniz... biz oradayız. Teşekkür ediyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın. Takip edin efendim. Çok sağ olun, hoşça kalın. Teşekkür ediyorum, kolay gelsin. Halıdaki yağ lekesi nasıl çıkar? Halıda leke oluşan bölgeye birkaç damla limon suyu sıkın. Birkaç dakika bekleyip ıslak bir bezle güzelce silin. Halıdaki yağ lekesini çıkarmanın diğer bir yolu da bir kaba ılık su, bulaşık deterjanı, beyaz sirke ve limon suyunu ekleyin. Lekelenen alanlara sürün ve temiz bir bezle silin. Çim lekesine karşı şeker. Şekerde bulunan enzimler, yeşil lekelere neden olan klorofilin yok edilmesine yardımcı olur. 50 gram şekeri yeterli miktarda ılık suyla karıştırarak bir macun oluşturun. Daha sonra lekeye uygulayın ve 30 dakika bekledikten sonra yıkayın. Evet sevgili izleyicilerimiz, Salih Hanım'la sohbet ederken mutfaktan böyle o kadar güzel kokular geliyordu ki. Mercimek cipsi bu kadar harika kokular, evin içine harika kokular yayacağını düşünmezdim. Gerçi stüdyodayız şu an ama artık burası evim gibi oldu. Burası evimiz gibi gerçekten. Evet. Ben de öyle hissediyorum. Şimdi mercimek cipsi pişti. Dediğim gibi 20-25 dakika falan sürüyor ve bu fırından fırına değişebilir. Isıyı çok yüksek tutmadım. 155-60 derecelerde falan tuttum ben bu fırında. Fanlı çalıştırdım. Çünkü dediğim gibi kurumasını istiyoruz. Bu yüzden pişirmek yerine kurutmak için de düşük sıcaklıkta fanlı çalıştırıyoruz. Şekilde çalıştırıyoruz. Kurudu. Ben bu arada pişerken pişmenin yarısında daha tam bu kurumaya başlamadan önce hafif yumuşakken hamur biraz toparlandıktan sonra bıçakla üzerine şekiller çizdim kare kare ve piştikten sonra da oralardan çok rahat kırılabildi. Ama böyle yapmak zorunda değilsiniz. Bir bütün haline yiyip elinizle böyle amorf şekillerde doğal haliyle parça parça yapabilirsiniz. Tadına bakmak ister misiniz? Vereyim hemen size. Çok merak ettim. Sıcak gerçi biraz soğuması gerekir değil mi? Dinlenmesi gerekir. Bunlar ılık.
Yani bir 5 dakika olmadı bunu çıkartırken. Çok bunun yanında bir de çok basit bir dip sos yapacağız. O da tuz, nane ve paprikadan oluşuyor. Ne kadar güzel bir şey olmuş. Değil mi güzel? Pul biber de kullanabilirler. Bildiğimiz yoğurt. Bisküvi gibi olmuş tadı. Böyle... Yoğurdun içerisine. Pul biber, paprika. Çok güzel. Güzel değil mi? İnanılmaz güzel. Tanımlayamadım ama harika. Birazcık hem tuz. Hem de bol vitaminli, sağlıklı. Evet, sağlıklı. Bugün proteinli, ben besleyici. Ne yapıyorum biliyor musunuz Ozan şefimiz? Bugün böyle mutfağımızda bir şeyler pişiyor ya. Hemen gidiyorum evde o gün onu yapıyorum. Bugün de bunu yapacağım. Yapın gerçekten çok basit, pratik. Gördüğünüz gibi hiç bulaşık çıkmıyor. Mutfak neredeyse hiç dağılmıyor. Tüm malzemeleri blenderda birleştirip yağlı kağıda seriyoruz ve fırında pişiriyoruz. Yanına da çok basit şöyle yoğurttan, yoğurt, tuz, nane ve paprika kullandım. Pul biber de kullanabilirler. Çok çok klasik böyle cipsleri yanı herkesin yaptığı, sevdiği tarzda. Benim kardeşim özellikle bu sosu çok sever. Yanına bu sostan yapacağız şöyle hafiften bir dip sos. Süzme yoğurt. Süzme yoğurt, normal yoğurt da olabilir. Çok 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 cıvık olmamasına dikkat etmek gerekiyor sadece. Şöyle basit, şu naneleri içerisine atalım. Şimdi yurt dışında süzme yoğurdu daha önce de söylemiştim programımızda. Greek yoğurt olarak alırsanız marketlerde aynı süzme yoğurt gibi katı katı. Türk yoğurtları biraz daha böyle akışkan oluyor. Aynı şekilde Alman ve Hollanda yoğurtları da var. Bir de böyle deneyin. Bir de yoğurdu ile deneyin. Ellerinize sağlık. Gerçekten çok güzel. Gerçekten doyurucu bu arada. Tok da tutuyor. Yani evet bir atıştırmalık bu ama sizi tok tutan bir atıştırmalık. Sosta da başka güzel olmuş. Sosta daha güzel oluyor. Çok mercimek, lezzetli. Yoğurt ve bu baharatlar birleştiğinde gerçekten lezzetli oluyor. Evet. Şimdi diğer tarife geçiyoruz. Hurma toplarına geçeceğiz. Bunun için burada ıslatılmış hurmalarımız var. Bu hurmalar çok çok uzun süre bekletmemek gerekiyor suda. Çünkü eğer çok uzun süre bekletirseniz hurma tatlılığını kaybediyor. O yüzden sadece hafif yumuşayacak, hafif şişecek kadar bir 15 dakika falan fazla değil. Tutuyoruz sıcak suda mı bekleteceğiz peki? Evet sıcak suda bekletmeniz gerekiyor. Daha sonra kabuklarını soyduk. Kenarındaki o şeyini aldık, çöpünü ve içerisindeki çekirdeğini çıkardık. Bunların hepsi temizlendi. Sadece hurma var burada. Bunların hepsini bir blender kabına aktarıyorum. Şunu fark ettim. Bu hafta ne kadar çok blender kullandık değil mi? Evet, Ozan şefimiz böyle tarif tesadüf verdi. Oldu açıkçası. Tesadüf yani çok oldu. Bilerek isteyerek yaptığımız bir şey değildi yani. Bir tesadüf oldu gerçekten. Hemen şurada bir elimi temizledim. Evet. Şimdi, bu da aynı şekilde hem çok sağlıklı hem de çok pratik. Evet. Çikolata yerine bence çantamıza koyup böyle alüminyum folyoya sarıp. Gerçekten uzun süre saklayabileceğiniz bir ürün aynı zamanda. Hurmalarımız burada. İçerisine yaklaşık bir yemek kaşığı kadar, böyle bir yemek kaşığı dolusu kakao tozu ekliyorum. Malzeme listemizi ekranda görebilir seyircilerimiz. Ardından. Not alın. Harika. Hemen çok şöyle. Güzel bir çikolataya rakip olacak bir hurma topu tarifi geliyor. Hatta çikolatadan çok daha lezzetli olacak. Çok lezzetli gerçekten. Fındık unu ekliyorum bir miktar. Birazcık da nohut unu. Fındık unu, nohut unu. Şöyle de yapabilirler. Bu pişirilmesi gerekmiyor. Baharat öyküzleri var ya, kahve öyküzü, baharat öyküzü. Bunlar çok kuvvetli motorlara sahip ve kahve çekirdeği gibi çok sert şeyleri bile toz haline getirebilecek cihazlar. Çok da ucuz, ekonomik ve her yerde bulunabilen cihazlar. Onlar da öğütebilirler. Evdeki rondolarda yapmak biraz zor. Çünkü o kadar inceltmiyor. Ama nohutu çok pişirmeden geçiriyoruz değil mi? Pişirmeden geçirebiliriz. Şimdi pişirecek miyiz? Hayır, pişirmeyeceğiz. Hiçbir pişirme işlemi yok bunda. Her şeyi koydum. Fındık unu, nohut unu ve kakao ve içerisinde hurma var. Şimdi bunu blender'dan geçiriyorum. Bu bayağı macun gibi olacak. Çok koyu olursa içerisine birazcık su ekleyebilirler. Çok cıvık olursa içerisine koydukları fındık unu ya da nohut unu miktarını arttırabilirler. Temelinde burada aslında yapmak istediğimiz şey ele yapışmayan bir hamur. Şimdi ben buna yine uğraşmayacağım. Hazırda var çıkıyor, hamur. Hazırda var. Bugün böyle ufak tefek numaralarımız var. Sabit dursun düşmesin. Şimdi hemen onu göstereceğim size. Şurada. Ben bunu daha blender'dan geçirdikten sonra bu hale geliyor bu arada. Hiçbir ekstra bir şey yapmadım. Sadece blender'dan geçiriyorum. Hurmalarla beraber bu kakao, fındık unu ve nohut unu, bugün neyse konuşamıyorum. Nohut unu ve fındık unu beraber karıştırıyorum. Ve bu ele yapışmayan bu sertlikte bir hamur elde ediyoruz. Hepsi bu. Çok güzel. Daha sonra bu hamuru biz elimizle açacağız. Onu da göstereyim size hemen. Hızlıca onu da görelim. Sonra konuğumu çağıracağım. O arada ben de geri kalanı hazırlarım. Elimizle açıyoruz. Şöyle bastırıyorum ortasını. Tekrar şöyle bir sıyırıyorum. Elime çok yapışmıyor gördüğünüz gibi. Ardından içerisine bu hazırladığımız dolgulardan koyuyoruz. O bitter olanı, bir de sütlü olanı var, daha hafif olanı var. Benim bu yaptığım içerisinde bunu %...
60'ı falan bal, birazcık kakao var ve Antep fıstığı tozu koydum ben. Bu karışımların her türlü varyasyonunu hazırlayabilirler. Yani fındık unundan yapabilirler, ceviz unundan yapabilirler. Yine aynı şekilde bal, kakao, ceviz unu, fındık unu, badem unu ne istiyorlarsa aroması. Bunu karıştırabilirler ve böyle güzel bir ezmeleri oluşur. Ve içerisine katabilirler. Tabii bu marketlerde satılan klasik hazır kakaolu sürülebilen şeylerden de kullanabilirler. Ama bu şekilde doğal, gerçekten bir şey inanılmaz bir şekilde içerisinde böyle sağlıklı bir şey eklemek, ve enerji deposu gibi bir şey oldu yani. Enerji topu. Hurmadan yaptığımız fındık unu ve nohut ununun içerisinde olduğu bir kurabiye aslında. Evet, çok güzel oldu. Daha sonra bunu biz bu fındık unu içerisine ekliyoruz. Bunu başka herhangi bir şeye de kaplayabilirler ama ben fındık ununa yakıştırıyorum bunu kaplamayı. Evet. Daha sonra bunu böylelikle servis edeceğiz. Bunların hepsinden birer tane yapacağız. Birer tane derken yani bayağı bir yapacağız ama Antep fıstığı ve Hindistan cevizini kullanacağız. Hepsinin içerisinde farklı farklı şeyler kullanacağım. Dilerlerse içerisine fıstık ezmesi koyabilirler. Antep fıstığı ezmesi koyabilirler. Badem ezmesi koyabilirler. Tamamen damak zevklerine göre bunları kombine edebilirler. Çok biz bugün güzel. Dediğim gibi bal, fındık ve kakao. Burada tekrar da Antep fıstığı, kakao ve bal. Diğer yerde sürülebilir çikolatamız var. Biz bugün bunu tercih ettik ama herkes kendi damak zevkine göre evde iç dolgusunu ayarlayabilir. Elinize hamur sağlık. Da bu kadar basit bir hamur. Çok gösterdiğim basit. Gibi blenderdan geçirdim. Hepsi burada ele yapışmayan sert bir hamur. Evet. Bu hamuru içerisinde oldu. Birazdan gelip tadacağız hepsini konuğumla beraber. Konuğum bu arada Şoray Uzun. Evet, Şoray Uzun fanları şu an bizi seyrediyordur. Sorularınız olursa kendisine bizimle irtibata geçebilirsiniz. Telefon numaramızı hatırlatmak istiyorum. 00 90 505 756 02 06. Kendisini biliyorsunuz. TRT Türk ekranlarında da program yapıyor. Çok çok öncesinden de tanıyorsunuz. Şoray Uzun bizlerle. Neden mi? Ya bir çay, kahve, ne bileyim bir su. Ya böyle kuru kuruya anlatmam. Anlatmam. Tamam, dur. Anlatmıyorum ben. Tamam. Anadolu'yu diyar diyar gezdi. Yetmedi, bizi de gezdirdi. Sunucu, oyuncu, senarist, yönetmen Şoray Uzun. Şimdi günaydın hayatta. Vay, hoş vay, geldiniz. Vay vay vay, o nasıl bir takdim. Tanıtım. Çok teşekkür ederim ya vallahi. Ben de şaşırdım neymişim ben diye. Hoş bulduk hatsında, siz hoş geldiniz. Biz de iyiyiz, çok teşekkür ederiz. Yani burası biraz benim de kanalım oluyor yani. Evet, aynen öyle. Kimin evi sahibi bilmiyorum yani. Beraber diyelim o zaman, sohbet beraber şeklinde diyelim. Gidelim. Şimdi ben daha çok soru sormayayım. Karşılıklı hoş geldin. Evet, karşılıklı hoş geldin olsun. Ekran başındaki tüm izleyicilerimize selamlar olsun. Arkadaşımıza mercimek cipsinde ve hurma toplarında başarılar diliyoruz. Stüdyo nefis kokuyor. Recep Demirkaynak sevgili dostum. Tanıyorsunuz, arkadaşsınız. Anlamaz mıyım canım? O hatta Cemşit Süt diye bir tipleme yazmıştı. Tip ona aitti. Skeçleri o yazardı özel bir televizyon kanalında. Ben de elimden geldiğince canlandırmaya çalışırdım. Çok sevindim onun adına. Çok güzel bir programa benziyor. Hayırlı uğurlu olsun, izleyicisi evet. Bol olsun inşallah. Sizin de programınız var, Oğlan Bizim Kız Bizim. Ya Oğlan Bizim Kız Bizim'i ister inanın ister inanmayın sadece 8 bölüm çektik. Şu an yayında olan 4 bölüm var ama herhalde 40 kez falan izlemişimdir ben. Hatta bir bölümü baştan sonra izlemiyorum. Çünkü bir yerde bırakıyorum çünkü ertesi gün nasıl olsa bir başka yerde yakalayacağım diye. Ben çok sevdim o projeyi. Zaten ismi bence... Bugüne kadar yaptığım en güzel projelerden bir tanesi. Oğlan Bizim Kız Bizim. Yurt dışına göçmüş ve orada göçmüş derken işte hayatının bir bölümünü orada yaşamaya karar verdikten sonra orada evlenmiş, orada yuva kurmuş. Kardeşlerimizin, yurttaşlarımızın hikayelerini dinliyoruz. Çok hoşuma gitti daha ilk duyduğumda. Yapmak istedim, olmak istedim işin içinde. Aslında siz de yabancı değilsiniz bu konuya. Çünkü siz de yurt dışından Türkiye'ye göçtünüz değil mi? Bizim çok karışık ya. Çok mu karışık? Bizim çok karışık. Biz 6 kuşak önce Konya Akşehir'den Rusçuk Sancağı'na gitmişiz. Aslında bu bir göç değil, ülke içerisindeki bir dedem, rahmetli Ahmet dedem asker olduğu için çavuş rütbesinde, çavuş o zaman hala önemli yani önemli bir mertebe. Sonra Rusçuk Sancağı Razgrad oldu Bulgaristan sınırları içerisinde kalınca. 30'lu yıllarda anne tarafı Elazığ'a, 50'li yıllarda baba tarafı da Maraş'a göçtü. 1972 yılında da biz Maraş'taki akrabalarımızın yanına giderken
Adana'da paramız bitti ve ben Adanalı oldum. Orada büyüdüm. Benim biraz karışık o anlamda ama tabii ben de bir muhacirim. Bulgar, Bulgaristan'dan. Bulgaristan'dan. Ama aslımız Konya, Akşehir. Peki şimdi hani biz Şoray Uzun'u tanıyoruz. Sunucu olarak biliyoruz, oyuncu olarak biliyoruz. Çok da başarılısınız. Ben çocukluğumdan beri sizi biliyorum. Ya bunu duyuyorum son zamanlarda. Eskiden şeyi duyardım ben. Ya sizi çok seviyoruz, çok beğeniyoruz, çok izliyoruz. Sonra o şeye evrildi. Annem babam sizi çok severdi. Öyle mi? Yeni yeni moda oldu. Biz sizle büyüdük falan. Teşekkür ederiz. Bu aslında çocukluğumuz kötü, sizle geçti. Yani kötü hissettirmek istemem hani yaşlarla alakalı. Ama gerçekten öyle. Hani çocukken hep seyrederdim. Böyle hani kült olmuş diziler vardır ya orada bilirdim sizi. Evet. Programımız vardı. Anadolu'ya gidiyordunuz. Evet, orada da seyrederdim. Yolda. Ve şimdi hani karşılıklı oturmak gerçekten benim için çok heyecan verici bir şey. Benim için daha keyifli. Genç meslektaşlarımdan benim öğreneceğim çok şey var. Bende sadece tecrübe var. Ama sizde gelecek sizlerde hani yeni vizyonlar, yeni misyonlar, yeni bakış açıları, çağdaş dünyaya entegre olma konusundaki yeterlilik. O anlamda bütün yeni meslektaşlarım, genç arkadaşlarım çok daha donanımlı, çok daha avantajlı bizim kuşağa göre. Ve Rasim abi rahmetli, az önce de kötü oldum tekrar görüntüleri izleyince, tekrar Allah bu mübarek eylesin. Cuma günü bizden... demek ki dua beklemiş. Ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun. O söylerdi. Bizim öğrenciliğimiz bitmez ve artık öğretmenlerimiz yeni nesil. Zaten bir yarışçıya söylemişler galiba onu. Çok hoşuma giden bir söz. Yarışmayı bırakacağımı ne zaman anlayacağım diye sormuş. Hani ne zaman bu işi bırakmam gerekiyor? Demiş ki gençler sana söyleyecek zaten. Yani bir süre sonra siz bu işi yapamıyor derken hani bir başkası daha iyi yapmaya başlayınca zaten artık sizin devriniz, modanız vesaireniz geçmiştir. Ama oyunculukta bu tabii bahis mevzu değil. Oyunculukta her yaş kategorisindeki rol kişisine ihtiyaç var. O anlamda Allah'ın verdiği ömür boyunca yapılabilecek bir iş. Zaten mesleğimin en çok sevdiğim kısımlarından bir tanesi bu. İki şeyden hoşlanmıyordum hayatımda. Bir, emekli olmak. İki, çok net kuralları olan, mesai mefhumu olan, her günü birbirinin tekrarı olan bir iş. Bunlar bana kabus gibi gelirdi. Ve oyuncu olma sebebim galiba bu. Bu işin emekliliği de yok. Bu işin net belirlenen bir şeyi de yok. Mesai mefhumu da yok. O zaman çok 7-24. Klasik bir soru olacak yine. Oyunculuk mu, sunuculuk mu? Biz klasik sorulardan gidiyoruz. Evet. Oyunculuk mu, sunuculuk mu? Denildiği zaman hangisi böyle daha çok size hitap ediyor? Yapmaktan keyif alıyorsunuz diyeceğim. Tiyatro sahnesinde emek harcayan arkadaşlarım kızacaklar bana. Çünkü sen tiyatro sahnesinde değilsin bir süredir diye ama tiyatro sahnesindeki oyunculuğun verdiği keyfi bütün oyuncu arkadaşlarım benimle sanıyorum hemfikir olacaklardır. Tiyatro sahnesinde o seyircinin verdiği oyundan sonra aldığınız o keyfi hiçbir meslek dalında alamazsınız bana göre. Ve benim gibi düşünen, hayatı benim gibi algılayan diğer kıymetli meslektaşlarıma göre. Oyunculuk çok keyifli. Size ait olmayan bir karakteri sizinmiş gibi yapıyorsunuz ve bu gerçekten çok keyifli. Yani ben pilot değildim. F-16 pilotunu oynadım mesela. Ben mahalle bıçkını değildim. Yani tamam kavgacı bir adamdım ama böyle o kadar da racon kesen biri değildim. Onu oynadım. Ben dört başı mamur bir kulak burun boğaz uzmanı değildim ama Cüneyt Arkın'ın oğlunu oynarken böyle... Efendi falan hani. Bana aslında çok uzak tanıyanlar bilirler. Bir karakteri oynadım. 80'lerde işte sevgili aşkı uğruna senelerce bir direğin dibinde bekleyen adamı oynadım. Yani gençliğimde, çocukluğumda o tür abiler vardı. Sevdaları uğruna yıllarca mahallede bekleyen abiler gördüm ama ben hiç onlardan biri olmadım. Öyle bir sabır... Hani aşkım için böyle senelerce aynı noktada beklemeyi ben mesela tercih etmem. Ama onu oynamak keyifli bir şey. Sunuculuk daha konforlu bir şey. Ve sunuculuğun güzel yanı özellikle insanlarla diyalogda normal koşullarda hayatınızda hiç karşılaşamayacağınız, normal koşullarda hiç bir araya gelemeyeceğiniz onlarca, yüzlerce, belki binlerce insanla bir araya geliyorsunuz. Bir artınız daha var, onlar sizi tanıyor. Evet. Siz onları tanımıyorsunuz. Ve onların o rahatlığı
her seferinde beni acayip şaşırtıyor. Ne haber diyor, ben adını bile bilmiyorum ama o benim hakkımda pek çok şey biliyor. Hani belki beni uzak akrabalarımdan şeyden takip ediyorsa, yaptığım işlerden ya da beni biraz takip ediyorsa, belki uzak akrabalarımdan çok daha iyi tanıyor. Çok daha iyi biliyor. Evet. Neye evet. ne tepki gösterdim belki yakınlarımdan daha iyi biliyor. Bir yere gittik, ne içersin dedi bir arkadaş. Sade Türk kahvesi dedi. Bir yerden duydum. Yani benim kahveyi nasıl içtiğimi biliyor bu. Hoş bir şey. Bir de hani hepsi benim akrabam aslında. O. Evet. Özellikle Gezi programında. Benim bir sürü teyzem, amcam, kız kardeşim, biraderim, babaannem, anneannem, amcalarım oldu. Onlar bazılarını kaybettik, bazıları hala yaşıyorlar. Hepsinin ellerinden öpüyor. Saygılar sunuyorum. Şimdi o tabii hatta çok keyifli. Size hayran olan bir telefon, hayran olan bir kişi konuğumuz olacak stüdyomuzda. Size bir soru iletecek. Tülay Köksal Belçika'da yaşıyor. Belçika. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk efendim. Günaydınlar. Günaydın. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Biraz hep süreyim bari inşallah mat burada. Sağ olun efendim. Ay ne mutluyum. Çok sevdiğim Soray Bey'e konuşabileceğim. Nasılsınız? Heyecanlı. Benim gibi. Evet, aynen öyle Soray Bey. Sizi çok seviyoruz. Çok teşekkür ederim Tülay Hanım. Çok sağ olun, eksik olmayın. Belçika'nın neresi? Güneyi, Fransız. Fransızca konuşan bölgeden. Oh la la, bonsoir, bonjour. Comment ça va? Monsieur, monsieur. Merci, merci. Buyurun. Canım, Şoray Bey, benim sorum şöyle olacak. Aslında ilk önce sorudan evvel ne kadar takdir ettiğimizi, hepimizin yüreğimize işleyen o programları yaptığınızı, yani çok teşekkür etmek istiyorum her bütün bu programlar için. Ben teşekkür ederim. Benim için büyük bir keyif ve büyük bir onurdu. Canım, ondan sonra da ne söyleyeceğimi de bilemiyorum. Unuttuk yani soruyu. Buyurun. Şoray Bey'i tanıyoruz evet ama aile içi, aileye çok önem veren bir kişisiniz, onu da biliyoruz. Aile için nasıl bir babasınız acaba? Çok güzel bir soru. Çok güzel soru, çok zor soru. Çok teşekkür ederim Tülay Hanım. Çok teşekkür ediyoruz Tülay Hanım. Kendinize çok çok iyi bakın. Belçika'ya sevgiler. Orvar. Teşekkür ederim. Sizleri çok seviyoruz Cevahir Hanım. Sizi de çok seviyoruz. Teşekkür ederim. Orvar çok selamlar. Görüşürüz inşallah. Hoşça kalın efendim. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Buyurun gelin. Vallahi Utrecht'e geleceğiz iki haftaya Hollanda'ya. Kadar. Hollanda'ya. Hollanda, Utrecht'e geleceğiz. Hep orada... Hollanda, hep Almanya. Belçika yok, hiç yok. Oh la la, c'est pas un problème. Onu da geleceğiz inşallah ama şimdilik şu çözemiyoruz yani onu. Ama geleceğiz inşallah. Ya sloganımız belli canım, ya siz neredeyseniz siz neredeyse, biz oradayız. Ya biz oraya geleceğiz ya da sizi konuk alacağız. Yani Recep öğrencileri almış burada gezdirmeye başlamış bile, belli olmaz. Belki de sizi memleketinizde sohbet etme durumumuz olur. Yani soruyu belki de tersten sormak da mümkün. Hani siz neredeyseniz biz oradayız, biz de buradayız, sizi de bekleriz gibi bir durum da olabilir. Onu konuşuruz inşallah vakit kalırsa. Çok teşekkür ederim. Sorunuzun cevabınıza... Sağ olun. Sorunuzun cevabına gelecek olursak ben baba performansı olarak kendimi beğenmiyorum. Onda iki metot var. Bir tanesi benim yapım, ikincisi de yani benim karakterim, ikincisi de zaman. Çocuklar büyüme evresinde ve tam karakterlerin oluşması evresinde ya da işte babayla oğullarım, benim oğullarım var. Ellerinizden öper. Allah bağışlasın. 21-16, 21-16, 6,5. Her kategoride. Her kategoride. Çocuk, genç, ergen. Artık delikanlı. Üç evrede bir tane de şey. Baba. Çocukluğumuzu sizle geçti denilecek yaşa gelmiş 55 yaşındaki bir adam. Onlar tam baba oğul diyaloğunu kurmamız gereken zamanlarda ben evde değildim. Buna yabancı değilim. Babam tır şoförüydü, oradan biliyorum ve babam bizden daha ayrı kalıyordu biz Adana'dayken. 3 ay 4 ay görüşmediğimiz oluyordu. Bizim de bir 2 hafta falan görüşmediğimiz oldu. Ben ama bir gün kalıp tekrar 4,5 sene böyle geçti. Hatta ortanca kapıyı açtım ben bir gün işten geliyorum. Oğlum dedim, beni tanımıyor. Yani unutmuş çocuk, 14 gün geçmiş bir tane adam.
14 günde unutmuş mu? 14 günde unutmuş demeyeyim. Çocuk şeye alışmış hani dedesiyle muhabbet kaç alışmış. Kaç yaşındaydı o zaman? O zaman çok ufaktı. Oğlum dedim bir hafif tırstı. Sonra dedesi kucağıma verdi. Asansöre gitti. Dedesinin arkasından hani gitmek istiyor. Hmm. Sonra ilk yaz tatilinde biz tabii o benim omuzumdan inmedi, ettik, gezdik. Ama zaman ayırmak gerekiyor. Ben o kesinlikle zamanı hayat gayesinde ayıramadım. Bir, o anlamda başarısızım. İki, benim empati yapma yeteneğim anladığım kadarıyla dıştan göründüğü kadar yok. Yani ben, nasıl oldu? Yok, yok yani. Hani şeyle ilgili var. Oyunculukta meslek empati, dalları, evet. Meslek dallarıyla ilgili var da hani ne bileyim bir başka çocuğun da empati yapabiliyor ama kendi çocuğuma şey mi ya, ben babayım ya. Böyle bir babalık şeyi geldi. Hani o hani arada, terzi kendi söküğünü dikemez derler ya. Terzi kendi söküğünü dikemez. O babalık kısmında ben galiba fazla baba mı kaldım? Hani o arkadaşlığımı tesis edemedim. Otorite böyle, mi kuruyordunuz çok yoksa? Ya otorite kurma denemesi diyelim biz ona hani. Ben bir böyle bir ben babayım durumlarım oldu benim anladığım kadarıyla ama onu şeyle dengelemek lazım. Uzmanlar daha iyi bilirler. Onu arkadaşlıkla ya da o diyalogla falan dengelemek lazım. Ben mesela o anlamda baba rolünü tercih ettim. Halbuki arkadaş rolünü tercih etsem yani yine çok şükür. Hani baba, ama şöyle bir şey söyleyeyim. Normalde kimse adıma, bunu kolay kolay söylemez. Hani kendini bu konuda öz eleştiri yapmaz. Babalar, anneler olsun. Hani ya her şeyin bu çok daha güzel iyisi bir mümkün. Şey. Yok, her şeyin daha iyisi mümkün. Daha iyi ilişkiler, daha iyi diyaloglar, ne bileyim daha fazla vakit geçirmek. Yani acaba iyi değil, hani bence siz iyiydiniz babalık konusunda ama belki mükemmeliyetçi olduğunuz için mi eksiklik? Ya onu belki yanlış kişi cevaplıyor. Hani siz nasıl babasınızın sorusunu cevabı belki bende değil. Çünkü ben babayım. Nasıl baba olduğumu çocuklarım bilir. Hani ben ne bileyim ben hani o anlamda çok beğenmiyorum kendimi. Hı hı. Yani daha iyi olabileceğimi, daha iyi olabilirdim diye düşünüyorum. Daha iyi olmak için de gayret sarf ediyorum. Ama o böyle ilk diyalog kurulurken biz beraber değildik. Yani ben evde değildim. Dışarıda işteydim ve işim gereği akşam da evde değildim. Hani gidiyorum ve geliyorum, bir gün kalıyorum, tekrar gidiyorum bir hafta. O süre zarfında onlar hep anneleriyle beraberlerdi. İşte bu magazinsel hani özel hayatınız aslında çok fazla gündemde değildi. O yüzden konuğumuz da onu merak etmiş. Hani nasıldı? Şoray Uzun özel hayatında nasıldı? Ya nasıl bir babaydı? Çocuklarla çok iş nedeniyle görüşemedik. Hatta bütün oyuncuların İstanbul'da bile olsa hani sabah 8'de evden çıkıyorsunuz. Onlar da zaten 8.30'da okula gidiyorlar. Onlar 9, 9.30 gibi yatıyorlar. Siz 11'de geldiğiniz zaman uyurken onları öpebiliyorsunuz. Hani yoğun çalışan bütün meslek dallarında olabilecek bir... Ama bir yerde onlar için çalışıyorsunuz aslında. İşte orada çocuk sizin ona aldığınız multimedyalı deri koltuklu yerden yüksek otomobili mi ihtiyacı var? Yoksa sizinle bir metrobüste İstanbul turuna mı ihtiyacı var? Yani siz doğrusunu şey diyebilirsiniz mesela hani... premium bir semtte iyi bir ev alayım da onlara bırakayım diye düşünebilirsiniz. Fakat onlara ev bırakmadan da çok güzel anılabilirsiniz. Hani biraz şeyle alakalı biz eski kafalar şey diyoruz. Çalışalım Allah ne verdiyse kazanalım çoluğumuz çocuğumuz yarın öbür gün muhtaç olmasın. Ya yaradan zaten herkesin rızkının veriyor bir şekilde. Veriyor yani herkesin rızkının. Ama birçok yani, genç olan babalarda ben bunu gözlemliyorum. Ben genç baba mı dediniz? Geç baba mı? Genç. Bir zamanlar genç. Bakın, bu hala yani, bunda anlaşmamız lazım. Ben genç baba olmadım. Baba olduğumda ben 35 yaşındaydım artık. Kocaman adamdım yani. Yani 35 yaş babalık için günümüzde belki o şey düştü ama oran düştü ama şey değil. Çok genç baba benim babam da 19 yaşında baba olmuş. Annem babam beni 19 yaşında almışlar. Biz onlarla beraber büyüdük. Peki şimdi nasıl? Hani çocuklarınızı istediğiniz gibi vakit geçirebiliyor musunuz? Şimdi bilmem bu konuda yine subjektifim ben. Çok objektif değilim belki ama vallahi geçiriyorum. Yani elimden gelen gayreti gösteriyorum. Yani o anlamda
Ama önemli olan da bu değil mi? Hani bunu farkında olup elinden gelenin en iyisini yapmak bir anne baba olarak. Bana kal, ben de anneyim. İki tane çocuğum var. Allah bağışlasın. Teşekkür ediyorum. Yani ben kendimi sorguladığım zaman çok yetersiz gibi geliyorum çocuklarıma karşı. Ama çoğu kişi hani etrafımda hani örnek alıyorlar beni diyorum. Örnek alınacak hiçbir şeyim yok. Yani bunu da ifade ediyorum. Hani çok eksiğim. Ya bu ama herkes şey, böyle şey. Bu özel hayat hikayesinde hanımla yürüyoruz. Bir tane teyze şey dedi hanıma. Ay ne şanslısın dedi. Ben dışarıdan 7-24 neşeli, espiritüel, habire şakalar yapan falan bir adamım. Fakat 7-24 hayat şakayla geçmiyor. Hani bunun tartışması da oluyor. Ne bileyim küçük küslüğü de oluyor. Anlaşamadığınız konular da oluyor. İşte ağzınızın tadınızın kaçtığı zamanlar da oluyor. Ve bu çok normal bir şey. Hatta normali bu. Anormali şey. Yani sürekli. Bir çift var sürekli. Bu normal değil. Yani az önce oynuyorlar o zaman yani. Evet, o az önce aile var. İçinde huzuru konuştuk. Sizin de böyle uzun yıllardır devam eden bir evliliğiniz var. Evet, normalde hani böyle ünlü olanlar hep böyle halk şöyle der. Bunlar kesin bir sene sonra boşanır. Ama siz başardınız. Uzun süredir evlisiniz. Peki bu huzuru, bu devamlılığı nasıl sağladınız? Ya bu dengeler var hayatın her alanında, her ilişkide dengeler var. Bu dengelerde benim anladığım kadarıyla bir 4-5 sene ben sürekli ağır taraftım. Baskın taraftım. Fakat bu sürdürülebilir bir şey değil. Yani bütün karar mercisiz olamazsınız. Bütün her şeye siz karar veremezsiniz. Her söylediğiniz doğru değildir. Evet. Yani hayatla ilgili her söylediğiniz lakırtının karşılığında kibarca susan eşiniz kibarlık ediyordur aslında yani bu, genelde de haksızsınızdır. Bir süre sonra onu şey yapmak lazım. Dengelemek. Dengelemek lazım. Yani sürekli siz baskın taraf, siz ağır taraf. Ya bu hem sizin taşıyabileceğiniz bir şey değil. Bir süre sonra da kör oluyorsunuz. Hani işletme körlüğü, evlilik körlüğü. Yani böyle bakıyorsunuz. Net klasik bakış açınız ve sert kalıplarınız var. Keyifli bir şey de değil bu. Bu sefer paylaşım vesaire de azalıyor. Bir süre sonra eşiniz de nasıl diyeyim bu? Ya evlilik kişilik çatışması değil de iki birbirini tanımayan ama birbirinden çok hoşlanan, çok beğenen, aşık olan çiftin bir kadınla bir erkeğin bir hayatı beraber yaşayabilme becerisi, yetisi. Bunun çok keyifli kısmı var. Başarılabilirse Allah'a çok şükür yani hamdolsun o anlamda çok şükür. Çaba gerekiyor. Bu çabayı sürekli bir taraf yaptığı zaman yıpranıyor. Evet, evet. Ama diğer taraf için acayip konforlu bir şey. Yani bütün çaba karşıdan ayağını kaldır. Tabii. Ya bir ses olmasa mı? Bir dakika bir şeyse. Babacığım bütün keyif sendeyse bizim keyif ne olacak? O denge mesela bu hani yeni evlilikte fark etmiyorsunuz onu. Böyle yıllar bir geçiyor. Sonra baba o aşkın heyecanıyla anne, değil mi? Anne baba oluyorsunuz falan. Bir süre sonra bir bakıyorsunuz ki hayatı siz kendi kafanıza göre, kendi keyfinize göre şekillendirmişsiniz. Gel yavrum acık seveyim. Aklına mı geldi birader? Hani gel yavrum acık seveyim. Öyle bir şey yok. O 24 saat sevilmek istiyor. 24 saat burada olması gerekiyor. Ha şeyi anlıyorum zorunluluktan, iş ailesinden falan o kısmını anlıyorum. Eşinizin de sizin o dışarıdaki esprili halinize ihtiyacı var. Evet. Dışarıda bütün enerjiyi harcayıp, bütün şakaları dışarıda yapıp, yorgun argın eve gelip, bet suratını eve getirdiğin zaman şimdi senin ailenin ne kabahati var? O dengeyi benim öğrenmem mesela biraz zaman aldı. Evet. Ama ne güzel bunları böyle açık bir şekilde ifade edebiliyorsunuz. Bu konuda gerçekten çok takdir ettim. Yani öz eleştiri yok, yapabiliyorsunuz. Yok takdir almak adına söylemiyorum. Yok ama ben kendi adıma yani hani hep böyle insanlar böyle saklama gereği duyuyor ya. Gerçekten bravo. Yani her şeyin daha iyisi, daha mükemmeli, daha muazzamı, çok daha keyiflisi mümkün. Mümkün mertebe neresinden tutarsanız, neresinden daha iyi olmaya çalışırsanız o. Bir de şunu anlatmaya çalışıyorum. Hayatın hiçbir evresinde karı koca, baba oğul, anne oğul, baba kız, anne kız ilişkisinin şeyi yok. Evet, evet. Duraklama anı vesairesi falan yok. Hayat devam ediyor. Pek çok yeni hadiseler oluyor. Her gün güneş üzerimize doğuyor. Her gece batıyor.
Bazı geceler ay çıkıyor, bazı geceler çıkmıyor. Bazen yağmur yağıyor, bazen güneş oluyor. İlişkilerde güneşe, öyle değil mi? Evlilikler de öyle. Güneşe bayılıyorsunuz ama bazen o kadar sıcak oluyor, sizi terletiyor falan. Bütün bunların hepsi bir denge. Denge de yalnız başına olmuyor. Yalnız başına siz bir bireysiniz zaten. Evet, evet. O denge şey oluyor. Sayı çoğaldıkça o dengenin sac ayakları da değişiyor. Ve o zaman ortada bir ağırlık noktası oluyor. O ağırlık noktası da benim kendi adıma, kendi hayatımda sevgi. Onun üzerine neyi i̇nşa isterseniz edin. İnşa edebilirsiniz. Evet, evet, çok güzel. O söylüyorum. Da Allah'a çok şükür var. Şu anlamda başka bir iş yapıp çocuklarla o tam büyüme evrelerinde işte biraz daha oyun oynayacağım. Şimdi kazık kadar adamla oyun oynayamıyoruz. Yani sırtımı alsam belim çöker benim. Hani biraz daha sırtımı alabilirdim. Keşkeler anlamında söylemiyorum. Hani o anlamda biraz daha... Ya şu sözü sevmiyorum ben. Hani kaliteli zaman geçirmek. Ya çocuğunla geçirdiğin her zaman kaliteli. Kaliteli, yani aynen. Kalitelisi, kalitesiz mi var bunun yani? Yeter bir şeyin ki... yıldızlı yemek yiyince kaliteli zaman mı geçiyor? Hayır, hikaye okuyun ona. Yok be abicim, yani maça gidince de şey oluyorsun. Hani çok güzel bazen bir... tartışmak da kaliteli olabiliyor değil mi? Onu becerebilmek mesela. Evet. Mesele onu becerebilmek. Benim mesela çocuklarla diyalogdaki ilk hatam şeydi. Tartıştıklarında benim otoriteme karşı geliyorlarmış gibi geliyordu. Çünkü ben 67'de doğdum. Benim artık yarım asırdan fazladır yeryüzünde nefes almış, vermişliğim var. O anlamda şeyim, hani benim gördüğüm modern ilişkiler, yani alışmaya çalışıyorum ama benim algım, benim zaman dilimim, benim temsil ettiğim zaman dilimindeki ilişki dengeleri böyleydi. Hani o çocuk bir fikir beyan ettiği zaman, evet bu da senin fikrin, saygı duyuyorum ama bana çok şey gelirdi. Yani Amerikan dizi filmi gibi gelirdi. Demek böyle yapıyorsun. Anlatmak istediğim başka bir şey var. Bunu dinlemeye hazırım. Ne dersin? Ya çok film lafları bunlar. Çok hani ecnebi dizi lakırtıları. Onun bizdeki karşılığı öyle değil. Ne oluyor oğlum? Neyin var? Aynen öyle. Oğlum söyle ya. Evet. Ya vallahi söyle, bak kızmayacağım. Hani bizdeki diyalog bu. Ama uzmanlarımızın sağ olsunlar özellikle son dönem önermeleri şey. Böyle davrandığına göre anladığım kadarıyla. O biraz şey gibi, içe, translate, tercüme edilmiş bir cümle gibi değil mi? Yani hani bu kitabı, yabancı kitaplardan. Kitabı hikayelerle ya da ezber evet. hikayelerle olmuyor. Her insanın, her kişinin şeyi. Ama dediğim gibi bunun temel noktası sevgi. Ve o varsa üzerine istediğinizi inşa edebilirsiniz. Ben sadece 21 yaşına geldi büyük oğlum, kulakları çınlasın. İşte ama işimiz gücümüz vardı da artık onunla işte en ufakla yapıyorsun, elini tutuyorsun, karşıdan karşıya geçiyorsun. O artık tek başına karşıdan karşıya geçiyor. Baktığında koca adam, gurur duyuyorsun fakat vay be büyüdü diyorsun. Onlar da büyüyecek. Evet, evet. Öyle ya da böyle herkes büyüyecek ve sen... Onlarla geçiremediğin vakitle baş başa kalacaksın. Belki benim anlatmaya çalıştığım, sıkıcı olmayı göze alarak uzun uzun cümlelerle anlatmaya çalıştığım şey bu. Burada şimdi ekranlarında bizi izleyen anne babalara da gerçekten çok güzel örnek oldunuz. Çok güzel ifade ettiniz. Estağfurullah, ben kimim örnek olacağım? Bence hiç öyle söylemeyin. Sizi örnek alan çok fazla insan var. Hatta şimdi bir konuğumuz daha var. Sevgi, sizi seven hayranınız bir kişi, Rüya Kaya, Almanya'dan. Hoş geldiniz. Hoş buldum, merhaba. Merhabalar, nasılsınız? Ben iyiyim, çok teşekkür ederim. Umarım sizler de iyisinizdir. Biz de iyiyiz. Sizi Şoray Uzun'la baş başa bırakıyorum. Şoray Bey, sizi çocukluğumdan bilirim. İlk gördüğüm, oynadığınız dizi hatta Kaygısızlar dizisiydi. Oradan hatırlıyorum sizi. İlk orada görmüştüm var. Çok hoşuma giderdi ama çocukluğumda izleyerek sevdiğim bir diziydi. Vielen Dank, The Gates. Gut, danke schön. Alles klar? Bir sürü dil mi biliyorsunuz yoksa sadece bazı şeylerini mi biliyorsunuz, cümleleri? Poco parla italiano. Secondo non alto. Un momento. Buyurun Hülya Hanım. Vallahi sizin de Almanca konuşacağım, aklıma gelmedi. O benim de yani birdenbire şey geldi. Dil perisi dokundu. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Umarım siz de iyisinizdir.
Alles klar, gut. Hangi şehirdensiniz? Ab, Dres. Gießen. Gießen. Evet, Gießen. Bahmanzigi daha mı Gießen? Neredeydi o? Gießen şöyle söyleyeyim, Hessen eyaletinde Frankfurt civarında, yani Frankfurt bir sonraki büyük şehir. Hani tanınmış olan. Sorunuzu iletebilirsiniz. Buyurun. Rüya Hanım. Öncelikle yapmış olduğumuz program gerçekten çok hoşuma gitti. Oğlan bizim, kız bizim sorusunda çok güzel bir program, elinde tatlılık. Benim sorum şu olacaktı, orada bildiğin en komik hikaye veya hiç unutamadığınız bir an bir hikaye var mı? Teşekkür ediyoruz Rüya Hanım. Danke, auf Wiedersehen, çok selam herkese, sesimizin, görüntümüzün ulaştığı herkese. Ya ben de çok severek yaptım. Auf Wiedersehen, Rüya Hanım. Programı Rüya Hanım mıydı? Ben Hülya Hanım dedim ya. Onçıldığım. Affedersiniz. İsterseniz, dilerseniz mutfağa geçelim. Orada sohbete devam edelim. Hem de tadımlara yapmış oluruz. Topların tadına bakarız. Hurma topları. Buyurun. Ufak ufak toparlayalım. Buyurun. Buyurun gelin. Şimdi mutfağımızda hurma topları var. Bir de cips var. Biz bunları böyle yerken, tadına bakarken siz de seyircimizi sorusunu cevaplayabilirsiniz. Ya Hollanda'da bir abimiz, yani bütün hikayeler... Benim memleketim Hollanda bu arada. Bütün hikayeler çok güzel de. O dilde yumuşak G var değil mi? Utrecht. Den Haag. Den Haag. Den Haag. Yani eski lahi. Evet. Rüya Hanım da bu arada Hollanda'ya yakın oturuyor. Evet, evet. Hollanda'ya yakın. Rüya Hanım, size biz elveda diyelim. Auf Wiedersehen. Kendinize çok iyi bakın. Buyurun. Şimdi bir abimiz Hollanda'da Hollandalı bir hanımefendiye kaçmış. Aa. Yani evlenmek istemişler. İki taraf da vermemiş. Hollandalı taraf da vermemiş. İki taraf da istememiş. Fakat bizim abimiz tası tarağı toplamış. Beni vermezseniz ben kaçacağım demiş. Aile de inanmamış kaçamazsın diye. Bizim abi kaçmış. Tabii kızın evine kaçmış, evlenmişler ama Hollanda'da konut o zaman da büyük sorun. Kalacak yer yok. Müştemilat var ya, bisikletlerin olduğu yer. Evet, evet. Abi bir o da ev bulana, tesis edene kadar orada kalmış. Bunun nesi komik? Bunun şuyu komik. Evden kaçarken çay bardağını götürmüş. Kendi bardağını. Hani racona bak. Bu benim bardağım. Giderken bunu bırakmam ben. Hani o şeyle gitmiş. Yani özgürlük sembolü. Yani çay bardağı abimizin yani. Başka ne vardı ya? Ha bir de çok ilginç gerçekten. Bizim mesela Anadolu'da kayınvalideler, işte halalar genç kızları yıkarlar. Yani, tabii yıkanmalarına yardım. İlk defa mı duyuyorsunuz canım? Leğen deriz biz, banyo olmadığı için. Hani bildiğin be geldin şofbeni açtın. Banyo günleri olurdu yani, eskiden. Şey gibi, eskilerde. Eskilerde canım hani. 70'lerin sonu, 80'lerin başı diyelim. Hani duşmuş yok ya. Köylük yerde bir perdeyi çekersiniz. Kazana suyu ısıtırsınız. Leğen olur. Onun gideri de yok. Leğeni oturtur, yıkar. Hani büyükler küçükleri yıkar. O mesela bizim geline çok enteresan gelmiş. Hani teyze benim yıkıyor. Kim, hani yıkıyor. Hani annem dedi beni hani küçükken yıkamaz. Yıkamıştır da yıkamaz. Fakat bir süre sonra o keselenmek falan çok hoşuna gitmiş. Hani kötü bir şey değil. Kafana tas yemediğin sürece hani. Biz de pazar günleri valide yıkardı bizi. Ellerinden öpüyoruz, kulakları çınlasın. Azıcık gözüm yandı bilmem ne, su sıcak soğuk deyince tası da kafana yerdin yani. Hatta banyoya ilk giren soğuk yani, o şanssız. Hani 2-3 kişi girdikten o banyo ısınır. İlk girdiğinde donarsın çünkü şey yok hani, ısınma durumu yok. Dışarıda bir banyo. Rüya Hanım'ın da sorusunu cevaplamış olmuş olduk. Çok güzel. Şimdi tadımlara da bakabiliriz. Ben ikram edeceğim sizi. Hangisini tercih edersiniz Şoray Bey? Merak ediyordunuz nasıl diye. Evet. Fındıklı var şurada değil mi? Evet. Şefimize bırakıyorum. Soldaki fındık unu kaplı, ortasındaki Hindistan cevizi, en sağdaki de Antep fıstığı kaplı. Bunu buradan mı? Ona bandırıp yiyebilirsiniz, evet. Çok güzel olmuş. O çok basit bir dip sos. İçerisinde yoğurt, tuz, pul biber ve nane var. Başka hiçbir şey yok. Tariflerin üzerinden böyle kısaca bir geçebilir misiniz? Tabii. Mercimek çipsi için mercimeği birkaç saat, 1-2 saat böyle kaynar suda beklettik. Ondan sonra suyunu süzüp bir rondoya aldık. İçerisine baharatlarını ekledik. Chia tohumunu ekledik. Zeytinyağını ekledik. Ve blenderdan geçirdik. Böyle bir
çok koyu bir krep hamuru gibi oldu. Az önce gösterdim zaten ekranda. Onu daha sonra ince bir şekilde yağlı kağıda yaydık ve fırında 160 derecede fanlı ayarda 20 dakika kadar pişti ve kurdu, çıtır çıtır oldu. Bu pişme süresinin tam yarısında ben tepsiyi çıkardım. Hala daha çıtırlığa başlamamışken bıçakla üzerine izler çizdim ki çıtır olduktan sonra koparması kolay olsun. Çok abuk subuk şekiller olmasın diye. Ama öyle de yapabilirler. Amorf şekiller de yapabilirler. Bir bütün halde pişirip daha sonra elleriyle de parçalayabilirler. Sorun değil. Hepsi bu. Yoğurdu da az önce anlattım. Yoğurt, tuz, pul biber ve nane var içerisinde. Başka hiçbir şey yok. Hurma toplarına gelecek olursak eğer, hurmaları yine bir 15 dakika kadar kaynar suda beklettim. Dış kabuğunu soydum. Dış kabuğunu soymadan da yapabilir ama ben daha böyle pürüzsüz, böyle güzel dokusu olan bir şey istediğim için öyle yaptım. Çekirdeğini çıkardım. Hurmaları fındık unu, nohut unuyla beraber blenderdan geçirdim. Böyle ele yapışmayacak bir kıvam olmasını istedim. Bu kıvama gelinceye kadar. Rondodan çıkardıktan sonra burada biraz da elimle yoğurdum. Kıvamına göre biraz daha nohut unu ekledim. Biraz daha fındık unu ekledim. Çünkü ele yapışıyordu birazcık. Herhalde fazla beklemiş hurmalarımız suda. Buna göre ayarlayabilirler. Kıvamın bu olması gerekiyor gösterdiğim gibi. Bunu da çıkardım. Elimle yuvarladım. Şöyle bastırıp açtım. İçerisine buradaki dolgulardan doldurup yuvarlayıp etrafını kaplayıp önünüze koydum. Harika. Afiyet olsun. Ben şimdi size fındıklı olanı verdim. Doğru mu tahmin etmişim? Burada Hindistan cevizi de fıstık ezmeli var. Edemedim mi? Yok. Geçen hafta Gastroantep vardı. Dördüncüsü düzenlendi ama bence geç bile kalındı. Yani keşke 45.'si falan düzenleniyor olsaydı. Çünkü Antep mutfağı. Çok doğru bir Usta'nın yanında ben de rol çalmış olmayayım da yani. Estağfurullah canım. Muazzamdı. Buradan Antep'teki sevgili dostlarımıza da selamlarımızı iletelim. Yani muazzam bir mutfak şeyimiz var. Kesinlikle. Güzel mutfak. Öyle tam bir gastronomi şehri. Günübirlik sırf yemek yemek için bile gidiyoruz oraya Antep'e. Orada, evet. Yani çok sık duyuyorum onu. Çok da hoşuma gidiyor. Uçaklarda yer de yok. O da hoşuma gidiyor. Otellerde de yer yok. Çok hoşuma gidiyor. Umuyorum Adana, bu, Urfa, dünyaya yayılır. Hatay, Mardin ve Van'a, Kars'a kadar, tabii. Antalya'ya kadar bir Ege mutfağımız da var. Yani söz konusu mutfaksa dünyanın başkentinde olduğumuzun bilinmesini istedim. Kesinlikle, evet, kesin. Peki yeni, ben şimdi çok hızlıca bir şey daha sormak istiyorum. Yeni projeleriniz var mı? Orada fırsat olmadı sormak için. Seyircilerimiz merak ediyordur. Bu konu hakkında da bilgilendirirseniz bizi çok seviniriz. Yani seyircilerimiz kadar bank hesapları da merak ediyordur yani. İş var mı yok mu, yeni iş var mı yok mu diye. Ya işin açıkçası bu TRT Türk logosunu ben çok sevdim. Dışarıdan da bu logonun altına çok yakıştığım söylentisini duyunca yine hoşuma gidiyor. Yurt dışındaki, ben de yurt dışından geldiğim için, bir muhacir olduğum için biz bir de buraya iltica ettik. Normal gelmedik. Yani turist pasaportlarımızla sınıra geldik ve iltica ettik. Yani mülteciyiz. Evet. İşin açığı 1972 yılından bu yana bir mülteci kardeşiniz bu memlekette hasbelkader sokakta tanınan biri oldu. O da bu ülkenin, bizim insanımızın güzelliği. Yurt dışındaki bütün kardeşlerimize ne yapabilirsek, bunu bir borç olarak görmüyorum ama bunu bir zorunlu olmayan bir görev olarak düşünüyorum. Gibi. O anlamda elimizden ne gelirse yapalım diyorum ama benim aklımda şöyle bir şey de var. Siz neredeyseniz biz oradayız. Tamam, eyvallah. Hep gidiyoruz. Siz buraya geldiğinizde ya da kesin dönüş yaptığınızda burada ne oluyor? Yani bugüne kadar hep şeyi dinledik. Evet, evet. Oraya gittiniz, neler gördünüz, neler yaşadınız, neler yaşıyorsunuz. Orada ne tür zorluklarla karşılaştınız? Hepsine eyvallah. Bunu dinledik. Şimdi sormadığımız bir de tersten bakıyorum. Evet. Buraya döndünüz, neden döndünüz? Yani çok basit. O zaman bununla ilgili. Zaten onlar dönmek için gittiler. Evet. İlk jenerasyon trenlere binenler, kara trene binenler gidip ev parasını biriktirip gelip köyde tarla almak, ev almak için gittiler. Evet, evet. Ne oldu da kaldınız ya da döndünüz? Yani geri döndünüz, buna dair bir program mı bizi bekliyor diyelim? Yani öyle sesli düşünüyoruz. Hani bir çınar altında, bir çınar altında bilmem hani 80'lerde Almanya olsa çok adı. Çok güzel olur, çok güzel yani. Bir içerik. Gerçekten heyecanla bekliyoruz. Bizim 80'lerin dekorunda ağırlasak. Evet. Çok güzel olur. Hani, harika olur. Yani izne gelenlere de, izne gelenlerle de konuşsak. Evet. Çünkü gidiyoruz orada. Her şey ayarlamış gibi bu arada. Yok yok, sadece inanın sesli düşünüyorum. Sesli düşünüyorum. Dünden beri. Umarım gerçeğe de dönüşecek. Hayırlısı. Umarım. Çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Çok sağ olun. Siz sağ olun. Ben teşekkür ederim.
Sizin de ellerinize sağlık. Afiyet Çok olsun. Lezzetli olmuş. Hurma toplarına bayıldım. Mercimek cipsine bayıldım. Çok çok teşekkür ediyorum. Evet sevgili izleyicilerimiz, bugün programımızın sonuna geldik. Hepinize iyi hafta sonları diliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.